14. Bölüm Ucbu Hastalığının Detaylı Tedavi Yöntemi. Ucbu hastalığının detaylı ve uzun tedavi yöntemine gelince. Burada insan ilk başta ucba kapılmasına sebebiyet vermiş olan etkeni araştırıp bulmalıdır. Ve ileride açıklayacağımız yöntemleri uygulayarak bu etkenlerin çaresine bakmalıdır. İnsanda ucbu oluşmasına sebebiyet veren etkenler genellikle ilim, irfan, ibadet ve kulluk gibi etkenlerdir. Keza örneğin takva, şecaat, cömertlik ve benzeri nefsani kemaller de ucba yol açabilmektedir. Yine örneğin soy ve aile, güzellik ve servet, güç ve iktidar ve fazla arkadaş ve yardımcıya sahip olmak ve üstün zeka ve kavrayışlı olmak gibi unsurlar da bu hastalığa yol açabilen etkenlerdendir. İlmiyle övünüp de ucba kapılmış olmanın tedavi yöntemi. İlimle ucba kapılmanın tedavisine gelince, her şeyden önce bilmeliyiz ki hakiki ilim insana kendisini tanıtır. İnsanın gerçekliğini ortaya koyup akıbetinin nereye varacağını ve ne gibi tehlikelerin onu beklediğini bildirir. Yüce Allah'ı insana tanıtıp yücelik ve azametin ancak ve ancak ona yakıştığını ortaya koyar. Onun dışındaki tüm varlıklarınsa kendi zatları itibariyle yok olup tüm cemal ve celal sıfatlarından yoksun olduklarını gözler önüne serer. Hiç kuşkusuz bu tür bir ilim insanın Allah korkusunu, tevazuunu ve yoksun bir varlık olduğu bilincini artırır ve insanın kusur ve aczini itiraf etmesini sağlar. İşte bu nedenle ilmi çok olanın derdi de çok olur demişlerdir. Ve Hak Teâlâ'nın kulların içinden ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkar anlamındaki buyruğu da bu gerçeği ifade etmektedir. İnsanı bu gerçeklere götürmeyen bir ilimse gerçek ilim değildir. Böyle bir ilim olsa olsa ancak dünya ilimlerinden herhangi bir ilim olabilir ki buna ilim değil de zanaat demek daha doğru olur ya da bu ilmi taşıyan şahıs kalbini temizleyip çirkinliklerden arındırmadan ilim ağacını çorak kalp toprağına ekmiştir ki habaset ve çirkeflik meyvesinden başka bir meyve vermemektedir. Dolayısıyla da böyle bir ilim övgü kaynağı değil, rezalet ve rüsvalık vesilesidir. Aslında ilim gökten inen yağmur gibidir. Saf ve berrak taneleriyle gökten inip bütün ağaçları ve bitkileri suya doyuruyor. Bu arada acı meyve veren bir ağaç bu suyu alınca meyveleri daha da acılaşır, meyvesi tatlı olan bir ağaç da bu suyu alınca meyveleri daha da tatlılaşır. İlim de aynı şekildedir. Temiz olmayan bir kalbe indiği vakit o kalbin karanlığı ve habaseti daha da fazlalaşır. Temiz bir kalbe indiği vakitse o kalbin aydınlığı, temizliği, saflığı ve berraklığı daha da artar. O halde bunun farkında olan bir insan ilimle övünmenin aslında ahmaklık ve cahillikten başka bir şey olmadığını bilir. İlmin insana kazandırdığı yararlardan birisi de ucbu sahibi insanların Allah nezdinde menfur kişiler olduğu bilincidir. Hiç kuşkusuz Yüce Allah kendisine karşı huzu ve huşu içinde olup tevazu gösteren kulları sever. Kendisine karşı dik başlılık gösteren ve kibirlenen kullardansa nefret eder. Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur. İnsanları küçümseyerek surat asıp insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz Allah hiçbir kendini beğenmiş övüngeni sevmez. Lokman Suresi 18. Ayet. Yine şöyle buyurmuştur. İlahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar eder. Onlar büyüklük taslarlar. Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da kaçınılmaz olarak Allah bilir. Şüphesiz o büyüklük taslayanları sevmez.
Nahl Suresi 22 ve 23. ayetler. Buna karşılık halis kulları olan peygamberlerini huşu vasıflarıyla övmüş ve onların hakkında şöyle buyurmuştur. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlardı. Korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Ve bize karşı bütünüyle huşu içindeydiler. Enbiya Suresi 90. ayet. Yine Hak Teala müminleri bu vasıfla övmüş, onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Müminler saadete ermişlerdir. Onlar namazda huşu içinde olurlar. Müminun Suresi 1 ve 2. ayetler. İmam Ali ise ne mutlu Allah için kalpleri kırık olanlara buyurarak, Hak Teala karşısında kendini bir şey sanarak kendini göstermeye kalkışmanın değil, kendini yok sayarak kusurlu olduğunu itiraf etmenin kabul gördüğünü vurgulamıştır. Ne güzel demiştir şair. Onun yolunda ancak ve ancak kırık kalpler satın alınır. Kendini gösterenlerin pazarı ise başka tarafta kuruludur. Kutsi bir hadiste şöyle yer aldığı rivayet edilmiştir. Kendini değerden yoksun gördüğün sürece bizim nezdimizde değerlisin. Kendini değerli gördüğün vakitse bizim nezdimizde bir hiçsin. Diğer bir hadiste ise şöyle dendiği rivayet edilmiştir. Kendinizi küçük ve değersiz görün de sizin değerinizi artırayım. Bunun içindir ki Ehl-i Beyt imamlarının müminlere her zaman kendilerini Hak Teala karşısında kusurlu görmeleri gerektiğini emrederken, kendilerinin de dualarında hep bu hususu ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Fazl bin Yunus diyor ki, İmam Musa Kazım bana çokluca dualarında, Allah'ım beni dini ariyet olanlardan eyleme ve kusurlu olmaktan da çıkarma söyle buyurdu. Ravi der ki, bunun üzerine ben imama dini ariyet olanı anladım. Bir kimseye din ariyet olarak verilir, sonra da alınır ve o dinden çıkıp gider. Ama beni kusurlu olmaktan çıkarma ne demek oluyor dedim. Bunun üzerine imam şöyle buyurdu. Allah için yaptığın her amelde içinde kendini kusurlu olarak hisset. Zira Allah Teala'nın koruduğu kimse hariç, bütün insanlar Allah'la kendi aralarında yaptıkları amel açısından mutlaka kusurludurlar. Yine İmam Musa Kazım çocuklarından birisine nasihat ederken şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım! Allah Teala'ya kulluk ve ibadet etmek hususunda kendini asla kusurlu olma haddinden dışarıda görme. Çünkü hiçbir zaman Allah Teala'ya layıkıyla ibadet edilemez. İmam Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin de Hak Teala'ya yakarırken bir duasında şöyle sesleniyor. Allah'ım, kuşkusuz sana şükretmek hususunda hiçbir kimse bir sınıra varmaz ki, senin ona ulaşan yeni ihsanın ona yeni şükrü zorunlu kılmasın. Ve hiçbir kimse ne kadar çaba harcasa dahi, sana kulluk sunmak konusunda senin ona olan lütfunla hak ettiğin kulluk açısından kusurlu olmaktan kurtulamaz. O halde en şükreden kulun sana şükretmek açısından yetersiz, en itaatkâr kulun da sana kulluk etmek açısından kusurludur. Hiçbir kimse hak ettiği için bağışlamanı kazanamaz ve hiçbir kimse de layık olduğu için rızanı elde edemez. Eğer bir kimseyi bağışlarsan, bu senin lütfundan ve bir kimseden de razı olursan, bu senin fazlındandır. Yine İmam Zeynel Abidin, Ramazan ayının veda duasında Hak Teala'ya şöyle seslenmiştir. Allah'ım, övgü sana mahsustur. Yanlışımızı ikrar ediyor, zayi ettiğimizi itiraf edip kalbimizin pişmanlığını ve dilimizin doğru olan mazeret talebini sana arz ediyoruz. O halde Hak Teala karşısında alim bir insana yakışan davranış, Rabbinin beğendiği durum olan kendisini kusurlu ve değersiz görmek durumunda olmasıdır.
hiç kuşkusuz alimlerin işi daha çetin ve üzerlerindeki sorumluluk daha ağırdır. Kıyamet gününde bilgisiz bir insan için affettikleri hatanın onda birini bile alim bir insan için affetmeyecektir. Zira alim bir insanın ayağı kaydığı zaman birçok insanı da beraberinde yanlışa sürükleyebilmektedir. Ve ayrıca hiç kuşkusuz bilerekten yanlışa bulaşan insanın kalbindeki habaset ve kirlilik, bilmeyerek bulaşan kimsenin kalbindeki habaset ve kirlilikten kat kat daha fazladır. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde bir alimi getirecek ve cehenneme atacaklardır. Onun mide ve bağırsakları dışarı dökülecek ve o değirmen döndüren eşek gibi mide ve bağırsaklarının etrafında dönüp duracaktır. Daha sonra onu cehennemin etrafında gezdireceklerdir. Oradakiler ona, "Senin suçun neydi?" diye soracaklar. O ise onlara cevaben, "Ben insanları iyiliğe davet ediyordum ama kendim buna uymuyordum. İnsanları kötülüklerden uzak durmaya davet ediyordum ama kendim aynı kötülüklerden uzak durmuyordum," diyecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bildikleriyle amel etmeyen bir kısım Yahudi alimlerini eşeğe benzetirken, Hazreti Musa'ya karşı muhalefet eden İsrailoğullarından üst seviyede bilgi sahibi Belam Bahura'yı köpeğe benzetmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne de kötüdür. Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. Cuma Suresi 5. Ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılan, şeytanın onu kendi peşine takıp da azgınlardan olan kişinin haberini anlat. Dileseydik onu ayetlerimizle yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan toplumun hali böyledir. Sen onlara bu kıssaları anlat. Belki de üzerinde düşünürler. Araf Suresi 175 ve 176. Ayetler. Hazreti İsa ise ilmiyle amel etmeyen kötü alimlerin hakkında şöyle buyurmuştur. Kötü alimlerin vay haline! Cehennem ateşi onlar için nasıl da şiddetlenip alevlenecektir. İmam Cafer Sadık ise kötü alimlerin vahim durumu hakkında şöyle buyurmuştur. Alimin bir günahı affedilene dek cahilin 70 günahı affedilir. İnsanları alçak gönüllülüğe ve tevazulu olmaya davet ettiği ve onları kibir ve ucubdan sakındırdığı halde kendisi kibir sıfatı taşıyan ve kendini beğenmiş olan bir alim, kesinlikle kötü alimler grubunda yer alıp kendi ilmiyle amel etmeyen alimlerden sayılmaktadır. Dolayısıyla da böyle bir kimse kıyamet gününde yapmış olduğu diğer günahların azabına ilaveten, yukarıdaki hadislerde sözü edilen alimlere özgü azapları da tadacaktır. Günümüzde ise hangi alim bütün bildiğiyle amel ettiğini, Rabbinin hiçbir emrini çiğnemediğini, bütün görünür ve görünmeyen yönlerini ıslah ettiğini, kendisinden beklenen bütün görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyebilir. O halde alimin kalbi ıstırabı diğer insanlardan daha çok ve sorumluluğu daha da ağırdır. Rivayet edilir ki bir gün Allah Resulü'nün sır sahabelerinden sayılan Huzeyfe bin Yeman birkaç kişinin imamlığını yaparak bir namaz kıldırdıktan sonra arkasına dönüp onlara "Gidin artık, bundan sonra başka bir imam bulun kendinize ya da herkes namazını kendi başına münferit olarak kılsın. Zira benim kalbimden bunların içinde benden iyisi yok düşüncesi geçti.
Dolayısıyla artık ben size imamlık yapmak istemiyorum dedi. Düşünün, Huzeyfe gibi Allah Resulüne yakın olan bir sahabe şeytanın tuzaklarından kurtulamıyorsa, bu ümmetin şu anki zayıf fertleri bu tuzaklardan nasıl kurtulabilirler? Özellikle de afakta dolaşan geçmiş zamana ait bazı isimlerden gayri, artık ahiret alimlerinden bir izin kalmadığı günümüzde bu iş gayri mümkün gibi görülmektedir. Evet, ahiret alimlerinin başka bir nişanesi vardır. Onlar ellerinden geldiği kadar başka işlerle iştigal etmeyi bırakıp yalnızca ve yalnızca kendileriyle ilgilenirler ve bütün teveccühleriyle yaptıkları işlerin düzgün olmasına dikkat ederler. Mümkün olduğu kadarıyla diğer insanlardan ve dost ve arkadaşlardan saklanıp büyük bir hedefe doğru azimle ilerlerler. Bu büyük hedef dünyayı ve dünyalıkları onların gözünde değersiz kılmıştır. Allah korkusu onların gözünden gece uykusunu almıştır. Gecenin bir vaktinde rahatladıkları sıcak yataklarından ayrılıp gerçek maşuklarıyla münacat ederler. Ne dünyanın sıcağı onları etkiler ne de soğuğu. Ne dünyanın belalarını şikayet ederler ne de acılarını. Düşünceleri tek bir düşünce, zikirleri tek bir zikirdir. Kafalarında tek bir sevda, kalplerinde tek bir mahbub vardır. İmam Ali'nin tabiriyle, ilim onları ansızın basiret gerçeklerine vardırmış, onlar da yakin ruhunu yakından hissetmişlerdir. Böylece dünyaya tapan insanların zor ve ağır gördüğü şeyler onlara kolaylaşmış, cahillerin korkup kaçındıkları şeylerle menus olmuş ve ruhları melekût alemine bağlı olan bedenlerle dünyaya eşlik etmişlerdir. Elbette bu ahir zaman döneminde böylesi alimler bir kimya misali pek bulunmazlar. Böylesi alimler önceki dönemlerde yaşamış ve gerçek efendiliği kazanarak bu dünyayı terk edip gitmişlerdir. Şimdiki zamanda servet sahipleri ve dünya ehli kimselerin karşısında eğilmeyen, fakir ve fukara karşısında ise kibirlenmeyen ve sadece ve sadece Allah'ın rızasını amaç edinerek öğrenen ve öğreten alimlerin sayısı çok ama pek çok azdır. O halde alimlere yakışan şey, tüm eylemleri ve söylemleri üzerinde düşünerek kendilerinden nelerin beklendiğini ve akıbetlerinin nereye varabileceğini gözlemlemektir. Bunu yaptıkları takdirde ne kadar da çaresiz kimseler olduklarını görecek ve kendini beğenmişlik ve kibir hastalığından kurtulabileceklerdir. İbadet ve kullukla övünmenin tedavi yöntemi. İbadet ve kulluğuyla övünen kişi bu hastalıktan kurtulmak istiyorsa, her şeyden önce ibadetin bir tevazu ve fakirlik göstergesi olduğunu bilmelidir. İbadetlerden maksat tevazu ve fakirlik bilincini insanın ruhunda meleke haline getirerek kulluk gerçeğini gerçekleştirmektir. Ucub ise bu gerçeğin tam karşıtı olduğu için ibadeti yok etmektedir. İbadetin yok olduğu bir yerde ise ibadetle ucuba kapılmanın bir anlamı kalmıyor. Dahası ibadet yapmamak, ibadet yapıp da onunla ucuba kapılmaktan daha iyidir. Ayrıca ibadetin geçerli sayılabilmesi için birçok koşul ve adaba riayet edilmelidir. Bu koşul ve adabın yalnızca birisinin dahi olmaması, ibadetin geçersiz olmasına yol açmaktadır. Buna ilaveten doğru bir şekilde yerine getirilmiş olan ibadetleri sonradan geçersiz kılan etkenler de az değildir. O halde yapılan her bir ibadet bu şartların biri veya birden fazlasının gerçekleşmemiş olması sebebiyle geçersiz olabilir. Veya sonradan yapılan bir yanlışlık o ibadetin yok olmasına sebep olmuş olabilir. Bütün bu ihtimaller göz önündeyken akıl sahibi bir insan nasıl ibadetleriyle övünüp ucuba kapılabilir?
yapmış olduğu ibadetlerin geçerlilik şartlarının tamamını taşıyan ve bütün afetlerden uzak olan kesin geçerli ibadetler olduğu iddiasında bulunan kişi ise gerçekten büyük bir gaflet ve cehalet içindedir. Bütün bunlar bir yana, dünyadaki tüm insanlar tüm hayatlarını kullukla geçirseler bile Allah Teala'nın yüce makamı ve onlara olan ihsanı karşısında yapmış oldukları ibadetlerinin herhangi bir değeri olduğu söylenemez. Kainatın serveri Allah Resulü ve Hak Teala'nın mukarreb kulları, Ehl-i Beyt imamları, peygamberler, evliyalar ve hayatları rükû ve secde halinde Allah Teala'ya ibadet etmekten ibaret olan mukarreb melekler, "Yücesin Rabbimiz, seni hakkıyla tanıyamadık ve sana hakkıyla kulluk edemedik" diyerek bu açıdan yetersizliklerini itiraf ettiklerine göre bizim gibi her tarafını günah bürümüş insanların durumu ortadadır. Ayrıca ibadetler doğru bir şekilde yerine getirilmiş olsa bile, kişi ancak hayırlı bir sonla dünyadan ayrılırsa bu ibadetler ona bir yarar sağlayabilir. Kesinlikle hayırlı bir sonla dünyadan ayrılacağını ise kim garanti edebilir? Bütün bu gerçekler göz önündeyken ibadetlerle övünüp de ucuba kapılmanın ancak ve ancak büyük bir cehalet ve ahmaklık olduğu ortaya çıkmaktadır. Takva ve benzeri şeylerle övünüp ucuba kapılmanın tedavi yöntemi. Takva, sabır, şükür, şecaat, cömertlik ve benzeri kemal sıfatlarıyla övünüp ucuba kapılmanın tedavisine gelince, bu durumdaki bir şahıs her şeyden önce bu özelliklerin ancak ucbun olmadığı yerde insana yarar sağlayabileceğinin farkına varmalıdır. Ucb oluştuğu vakitse bütün bu kemal sıfatları değerini yitirip etkisiz hale gelmektedirler. Durum bundan ibaretken akıl sahibi bir insan asla kalbinin kapılarını bütün kemal sıfatlarını yok eden kötü bir sıfata açmaz. İnsan neden faziletlerine fazilet katan ve hayır sona ulaşmasını sağlayan alçak gönüllü olmayı bırakıp da bütün faziletlerini yok edip onu bedbaht kılan ucb sıfatını seçsin ki? Ayrıca kişi sahip olduğunu düşündüğü bu güzel sıfatların birçoğuna diğer insanların da sahip olduğunu bilmelidir. Diğer insanların da sahip olduğu bir güzellikten ötürü ucuba kapılmaksa gayet yersiz bir davranıştır. İşte bu hususlar üzerinde derince düşünmek zamanla kişideki ucubu yok edecektir. Şöyle bir hikaye anlatılıyor. Dönemin en cesur askerlerinden birisi, düşmanla karşı karşıya gelince rengi değişir, yüreğini korku sarar ve dizleri titremeye başlar. Onun bu halini görenler kendisine, "Nedir senin bu halin? Oysa biz seni en cesur askerlerden biri olarak biliyoruz" dediklerinde ise, o, "Karşı tarafı sınamış değilim. Kim bilir belki o benden daha korkmaz ve daha cesaretlidir. Ayrıca her zaman hayırlı sona ulaşanlar kendini büyük görüp kendi güç ve cesaretiyle gururlananlar değil, kendini küçük görüp tevazu gösterenler olmuştur. Allah kırık kalplerin yanındadır cevabını verir. Bu kemal sıfatlarından ötürü ucba kapılmaktan kurtulmanın diğer yoluysa, adı geçen bu kemal sıfatlarının nasıl kazanıldığı, kim tarafından insana verildiği ve bu başarının nasıl insana nasip olduğu üzerinde düşünmektir. Kişi, bütün bu kemal sıfatlarının Yüce Allah tarafından ona verilen birer hediye olduğunun farkına varırsa, bu durumda övünecekse de Yüce Allah'ın kerem ve cömertliğiyle övünür. Ve Hak Teala'nın ona olan lütuf ve inayetine sevinip, kendisi hak etmediği halde ona bunca nimet verip keramette bulunduğu için Yüce Allah'a minnet duyup şükreder. Buna karşılık kul bu sıfatları Allah'tan değil de kendisinden görürse, yani kendisinin kendi gücüyle onları kazandığını düşünürse, bu durumda çok cahilce bir düşünceye sahiptir demektir. Rivayet edilir ki Hazreti Eyüp aleyhisselam uzunca bir süre türlü sıkıntılara katlandıktan sonra
eşinin ona yiyecek temin edebilmek için saçını kesip sattığını görünce bu durum kendisine çok ağır gelir ve "Allah'ım, sen beni bu belaya müptela ettin. Bense karşılaştığım her konuda senin isteğini kendi isteğime tercih ettim" diye seslenir. Bu esnada bir parça bulut Hazreti Eyyub'un üzerine gelir ve o bulutun içinden binlerce ses "Ey Eyyub, bu özelliği kim sana verdi?" diye seslenir. Bunun üzerine Hazreti Eyyub bir avuç toprak alıp başına koyar ve "Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi" der ve unutkanlık halinden çıkıp o fazileti Yüce Allah'a nispet eder. İşte bunun içindir ki Hak Teala şöyle buyurmuştur: "Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı hiçbiriniz ebediyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işiten ve bilendir." Nur Suresi 21. Ayet. Yine Hak Teala cennet ehlinin cennete yerleştikten sonra ulaştıkları makamların kendi amellerinden ziyade Allah Teala'nın lütfu sayesinde gerçekleştiğini itiraf ettiklerine işaretle şöyle buyurmuştur: "Onların gönüllerinden kiini çıkarıp atarız. Altlarından ırmaklar akar. Onlar da övgü bizi buraya eriştiren Allah'a aittir. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kesinlikle biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmişlerdir" derler. Ve onlara "İşte bu cenneti yaptığınız ameller sonucunda miras edindiniz" diye seslenilir. Araf Suresi 43. Ayet. Keza Hak Teala azaptan kurtulmanın da ancak kendi merhametiyle sağlanabileceğine işaretle şöyle buyurmuştur: "De ki, ben Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. Kim o gün azaptan alıkonulursa şüphesiz Allah ona merhamet etmiştir. Ve bu apaçık bir kurtuluştur." İşte bunun içindir ki peygamberlerin efendisi Allah Resulü de "Canım elinde olan Allah'a andolsun ki hiçbir kimse ameliyle cenneti kazanamaz" buyurmuştur. Orada bulunanlar "Ey Allah'ın Resulü, hatta siz de mi?" dediklerinde ise "Hatta ben de öyle. Ancak Allah kendi fazlı ve rahmetiyle beni kuşatırsa hariç" buyurmuştur. Yine bunun içindir ki Ehl-i Beyt'in buyruk ve dualarında Allah Teala'nın mükafatına mazhar olmanın ancak onun lütfu sayesinde ve azabından kurtulmanın da ancak onun merhameti sayesinde gerçekleştiğine vurgu yapıldığını görmekteyiz. Örneğin bir hadiste İmam Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bilmelisin ki insanlar dünya hayatında deneme ve sınamalara tabidirler. İnsan ya şükrünün ortaya çıkması için nimetle sınanır ya da sabrının ortaya çıkması için sıkıntıyla denenir. Yücelikse ona itaat etmekte ve aşağılanmaksa ona isyan etmekte saklıdır. Onun rızasına ve rahmetine kavuşmak içinse onun lütfundan başka bir yol, ona itaat etmek içinse onun tevfikinden başka bir vesile ve onun nezdinde şefaat edebilmek için onun izninden ve merhametinden başka bir imkan yoktur." Yine o hazretin vitir namazının kunutunda okuduğu duanın bir bölümünde Hak Teala'ya şöyle yakardığını görmekteyiz: "Ey Allah! Senin öfkeni hilminden gayrısı geri çevirmez ve azabından da merhametinden gayrısı kurtaramaz. Soy ve aileyle övünüp ucba kapılmanın tedavisi. Soyu ve ailesiyle övünüp de ucba kapılmanın tedavisine gelince, bu hususta her şeyden önce şu konulara dikkat edilmelidir. İlk olarak başka birisinin sahip olduğu meziyet ve üstünlükle övünüp üstünlük taslamanın büyük bir cehalet, akılsızlık ve ahmaklıktan başka bir şey olmadığı bilinmelidir. Zira baba veya büyük babanın üstün meziyetlere sahip olması, kendisi kusurlu olan bir evlada hiçbir yararı yoktur. Dahası,
o insanlar yaşıyor olsalar, haklı olarak o evlatlarına, "Bu üstünlük bizim şahsımıza ait bir meziyettir. Sana ne düşer bundan?" diyebilirler. Gerçekte böylesi bir evlat, atalarının çöplüğündeki bir solucan misalidir. İnsan pisliğinde meydana gelmiş olan bir solucan, bir eşeğin pisliğinde meydana gelmiş olan bir solucandan üstün sayılıyorsa şayet, bu durumda soyuyla övünen şahıs da haklı olabilir. Ancak gerçek şu ki solucan solucandır. Ne insan pisliğinden oluşması ona bir meziyet katar, ne de hayvan gübresinde meydana gelmesi onda bir eksiklik yaratır. Üstünlükse ancak kişinin bir insan olarak kendisinin sahip olduğu üstün özellikleriyle elde edilir. Bunun içindir ki Hazreti İmam Ali'ye nispet edilen bir şiirde o hazret şöyle demiştir: "Ben kendimin evladıyım. Soyadımsa edebimdir. İster acem ol, ister Arap, fark etmez. Yiğit adam ben şöyleyim diyendir. Babam şöyleydi diyen değil." Diğer bir şiirde ise şöyle denmiştir: "Babalarım şöyleydi, böyleydi dersen eğer, doğru söylemişsindir. Ancak onlar çok kötü bir evlat bırakmışlardır geriye." İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur: "Mekke'nin fethedildiği gün Allah Resulü minbere çıkarak insanlara şöyle seslendi: Ey insanlar! Allah Teala cahiliyet kibirlenmesini ve babalarla övünmeyi sizden almıştır. Bilin ki hepiniz Adem'den dünyaya gelmişsinizdir. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Bilin ki Allah'ın kullarının en hayırlısı, ondan en çok sakınan kuludur. Araplık babadan intikal eden bir miras değildir ve sadece konuşulan bir dildir. Kimin ameli onu kurtarmaya yetmezse, soyu onu bir yere vardırmaz. Bilin ki cahiliyet döneminde dökülen her kan ve oluşan her düşmanlık kıyamet gününe kadar şu ayaklarımın altındadır." Rivayet edilir ki bir gün Ebu Zer Allah Resulü'nün huzurunda birisine "Ey zencinin oğlu!" diye seslendi. Ebu Zer'in bu sözünü duyan Allah Resulü ona "Ey Ebu Zer! Ölçeyi boş bırak, babası beyaz olanın babası zenci olana herhangi bir üstünlüğü yoktur" buyurdular. Allah Resulü'nün bu hitabına maruz kalan Ebu Zer pişman oldu ve yüzünü toprağa koyarak az önce zenci diye seslenmiş olduğu o şahsa "Ayağını benim yüzümün üstüne koy" dedi. Ve Allah Resulü'nün rızasını kazanana kadar yüzünü gözünü yere sürmeye devam etti. Tefsirlerde yer aldığı üzere Mekke şehri fethedildiği gün Bilal-i Habeşi Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okuduğu vakit birileri "Şu zenci mi ezan okuyacak?" dediler. Bunun üzerine Hak Teala "Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır" ayeti kerimesini nazil ederek üstünlüğün soy sopta değil, kişinin kendi çabasıyla kazanmış olduğu erdemde saklı olduğunu bildirdi. Denir ki, eski Yunan'ın ileri gelen büyüklerinden birisi bir köleye karşı kibirli davranınca köle ona şöyle dedi: "Babalarınla övünüyorsan eğer, o övgü sana değil, babalarına aittir. Elbiselerinle övünüyorsan eğer, o övgü elbisene aittir, sana değil. Binmiş olduğun binekle övünüyorsan eğer, yine o övgü bineğe aittir, sana değil. O halde bana karşı övüneceğin, senin kendine ait bir üstünlüğün yoktur. İşte bu nedenle yüce ahlakların tamamlayıcısı ve kainatın efendisi olan Allah Resulü, bana soyunuzu ve ailenizi değil, amellerinizi getirin.
Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır buyurmuştur. İkinci olarak, şunun üzerinde düşünmeliyiz ki, kendi kök ve soyumuzla övüneceksek şayet, peki bize ata babalarımızdan daha yakın olan kökümüzü neden unutuyoruz? Bütün insanların daha yakın kökü, pis kokulu meni suyu değil midir? Uzak kökleri de her canlının ayakları altında çiğnenen kara toprak değil midir? Nitekim Yüce Allah bütün insanların uzak ve yakın köklerini en açık tabirle ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur. İnsanın yaratışını çamurdan başlattı. Sonra da onun soyunu aşağılık bir suyun özünde karar kıldı. Secde Suresi 7 ve 8. ayetler. O halde uzak kök ve babası kendini bilen bilmeyen herkesin ayağının altında çiğnenen kara toprak olan, yakın kök ve babası ise bulaştığı her şeyi necis edecek kadar pis kokulu, iğrenç ve necis bir su olan bir varlık, soy sop olarak neyiyle ve hangi meziyetiyle övünmektedir? İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur. Pis kokulu nutfeden yaratılan, sonra da pis kokulu bir cesede dönüşecek olan ve bu iki durum arasında ise kendisine ne yapılacağını bilemeyen şu kendini beğenmiş, böbürlenen kimseye şaşılmalıdır. İmam Ali ise şöyle buyurmuştur. Başlangıcı nutfe olup sonu ise pis kokan bir cesede dönüşecek olan, rızkı kendi elinde olmayıp ölümü kendinden defedemeyen Ademoğlunun övünmek neyine? Üçüncü olarak övündüğü atalarına bakmalıdır. Bu insanlar gerçekten yüce ahlak sahibi iyi insanlarsa eğer, hiç kuşkusuz onlar tevazu ve alçak gönüllülük üzerine yaşamışlardır. Bu durumda alçak gönüllü olmak iyi bir özellikse eğer, peki neden bu insanın kendisinde bu özellik yoktur ve bu insan bu özellikte atalarına uymuyor? Ama eğer alçak gönüllü olmak iyi bir özellik değilse şayet, peki bu durumda atalarının neyiyle övünüyor? Dahası bu övünmenin kendisi o atalarının şahsiyetlerine gölge düşürüp zedelemektedir. Sonra eğer bu şahsın ataları erdem sahibi gerçek iyi insanlar olmayıp görünürde büyük sayılan zalim sultanlar, gaddar hükümdarlar ve bazı azgın dünyevi makam ve mevki sahipleri ise bu durumda böylesi yalan bir büyüklükle övünen insanlara yazıklar olsun demek gerekir. Bu tür atalarla övünen insanlar ne kadar da zavallıdırlar. Hiç kuşkusuz davarlara yakın olmak, köpekle, domuzla yakın olmak, böylesi atalarla yakın olmaktan çok daha iyidir. Nasıl böyle olmasın? Bu hayvanlar için Allah katında bir vebal ve aşağılanma söz konusu olmazken, böylesi zalim atalar, Yüce Allah'ın gazabına uğramışlar, aşağılanmışlar ve cehennemin derinliklerine gönderilmişlerdir. Hiç kuşkusuz bu tür atalarla övünen bir şahıs, bu atalarının cehennemdeki gerçek yüzlerini ve ne kadar da zavallı ve iğrenç bir halde olduklarını görürse şayet, kesinlikle onlardan uzaklaşır ve onlarla herhangi bir bağı olsun istemez. İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. İki kişi Emirül Müminin Hazreti Ali'nin huzurunda atalarıyla övünmeye başladılar. Bunun üzerine İmam Ali şöyle buyurdu onlara. Çürümüş cesetlerle mi ve ateşte olan ruhlarla mı övünüyorsunuz? Eğer aklın varsa güzel ahlakın da vardır. Ve eğer takvan varsa saygınlığın da vardır. Aksi takdirde bir merkep senden daha iyidir ve senin kimseye bir üstünlüğün yoktur. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Bir kişi Allah Resulü'nün huzurunda babalarıyla övünmeye başlayarak, ben falanın oğlu falan diye başlayıp 9 babasına kadar saydı. Bunun üzerine Allah Resulü ona, sana gelince sen de onların cehennemdeki 10'uncularısın buyurdu.
O halde akıllı bir kimse soy sopla ve geçmiş atalarla övünmez. Zaten bunun bir anlam ve mantığı da yoktur. Çünkü onlar iyi kimselerse şayet onların iyilikleri kendilerinedir ve bize ondan bir şey düşmez. Kötü kimselerse şayet zaten övünülecek bir meziyetleri bulunmaz. Güzelliğiyle övünüp de ucba kapılmış olmanın tedavisi. Güzellik ve cemalle övünüp ucba kapılmanın tedavisine gelince, her şeyden önce güzelliğin geçici olduğunun ve en ufak bir hastalıkla bile zevale uğrayabileceğini bilmeliyiz. Geceliğin başlayan bir ateşli hastalıkla, bir apseyle veya bir çiçek hastalığıyla yok olabilecek bir şeyle hangi akıllı insan övünür ki? Hastalık ve benzeri afetlerle gitmese de kesinlikle gençliğin geçip de yaşlılığın gelmesiyle bu güzellik kaybolacaktır. Keza hiç kuşkusuz bütün insanları bulacak olan ölüm de bütün güzellikleri toprağa gömmektedir. Nice güzel yüzlü yumuşak tenli kızlar, nice boylu poslu yakışıklı gençler toprağa gömülüp de çürüyüp gitmiştir. Sonra şu güzelliğin neyle ve nasıl meydana geldiği üzerinde biraz düşünelim. Şu övünmek istenen güzelliğin temeli, her biri tek başına tiksinti uyandıran biraz kan, biraz muhtelif iğrenç sıvılar ve biraz et ve kemik parçalarının bir araya gelerek oluşturduğu bir biçim değil midir? Ey güzelliğiyle övünerek kendini kaybeden zavallı insan! Akıl gözüyle kendine bak da bu kibirden, bu kendini beğenmişlikten kurtul. Kendine bir bakar mısın? Hangi bir organın çirkef nesnelerle dolu değil? Ağzın insanın midesini bulandıran bir suyun kaynağı değil mi? Ağzının suyu herhangi bir şeye bulaştığında senin kendin bile tiksinti duyuyorsun ondan. Burnunun içi dışarı çıktığında utandığın iğrenç bir sıvıyla dolu değil mi? Kulağının içi tiksinti uyandıran bir maddeyle kaplı değil mi? Koltuğunun altı iğrenç kokmuyor mu? Şu narin cildinin herhangi bir bölümünü koparsan veya herhangi bir organının bir yerini kesersen, yerinden necis kan ve iltihap akmıyor mu? Midendeki iğrenç karışıma ne demeli? Bağırsaklarındaki pisliğe ne demeli? Mesanendeki pis kokulu idrara ne demeli? Karnının içi iğrenç kokulu şeylerle dolu değil mi? Her gün birkaç defa tuvalete gidip de bu pislikleri boşaltma ihtiyacı hissetmiyor musun? Vücudundan çıkan şeyler seni tiksindirmiyor mu? Vücudundan çıkan bu iğrenç nesneleri şu yüzüne ve ağzına sürdüğün kendi ellerinle temizlemiyor musun? Vücudundan çıkan şeyleri eline alıp koklamak ister misin? Bir gün kişisel bakımını yapmayıp gereken temizliğini yapmayacak olursan her tarafını kir pasak kaplar, vücudunu bit pire sarar ve dört ayaklı hayvanlardan bile daha fazla kir pasak içinde kalırsın. Bu anlattıklarımız hayatının orta kısmındaki halinin bir özetidir. Hayatının başındaysa bütün vücudun meni gibi pis kokulu bir sudan ibaret değil miydi? İdrar yolları gibi pis kokulu mecralardan geçip, rahim gibi iğrenç sıvılarla dolu pis bir yerde mesken edinmedin mi? Orada kaldığın süre zarfında temel beslenme gıdan, hayız kanı gibi pis kokulu iğrenç bir kan değil miydi? Hayatının son bölümünü merak ediyorsan şayet, bütün canlıların kokusundan kaçıp uzak durmak istediği her iğrenç kokulu necisten daha iğrenç kokulu olan bir cesetten başka bir şey mi olacağını sanıyorsun? O halde ey akılsız insan, geçirdiği süreç ve hakikati bu anlattıklarımızdan ibaret olan bir vücut yapısıyla övünmek senin neyine? Fani olmakla kalmayıp böylesi tiksinti uyandıran hal ve unsurları da ihtiva eden bir şeyle övünmek akılsızlık değil de nedir? Zenginlik ve servetle övünüp de ucba kapılmış olmanın tedavisi. Servet ve zenginlikle övünmek hastalığından kurtulmak yöntemine gelince,
her şeyden önce zenginliğin afetleri göz önünde bulundurulup nasıl da kolay bir şekilde yok olabileceği düşünülmelidir. Nice zenginlerin malları çalınmış, nicesinin malı zorla elinden alınmış, nice servetler ateş içinde yanıp kül olmuş, nice servetleri ansızın bastıran bir sel alıp götürmüş, nice servetler bir depremle topraklar altına gömülmüş, nice servetler hırsızlara ve dolandırıcılara yem olup gitmiştir. Ayrıca servetiyle övünen kişi, kendisinden çok daha zengin ateistlerin ve dinsiz insanların olduğunu düşünmelidir. Bu nasıl bir üstünlük ki bir ateist ve dinsiz insan bile ondan öne geçebiliyor? Yalnızca bir saat içinde bir hırsızın, bir dolandırıcının alıp götürüp de sahibini yoksun ve zelil bir duruma düşürebileceği bir yüceliğe yazıklar olsun. Ne güzel demiştir şair. İnekten ve merkepten çok daha aşağıdır. Kim ki üstünlüğü başkalarına inek ve merkebiyledir. Bunlara ilaveten bu tür bir ucubdan kurtulmak isteyen şahıs, ayrıca dünya malını ve servet sahiplerini zemmeden, buna karşılık fakirlik ve fakirleri öven, fakirlerin kıyametteki üstünlüğünü ve cennete servet sahiplerinden önce gireceklerini açıklayan ayet ve hadisleri gözden geçirmelidir. Akıllı ve dindar olduğunu söyleyen birisi nasıl olur da dünya malıyla övünebilir? Oysa birçok ilahi hak bu mal üzerindedir. Bütün bu hakları yerine getirmekse hiç kuşkusuz çok çetin ve yıpratıcı bir iştir. Helal mal kıyamette insana daha düşük bir konumda olmak ve uzun bir hesap vermekten başka ne kazandırmaktadır? Haramında ise insanı büyük bir acı ve azap beklemektedir. Aslında servet sahiplerine yakışan, sürekli olarak mali sorumluluklarında kusur ve eksiklik yapmış olma ihtimalinin üzüntüsünü yaşamaktır. Oysa insanın değer ve üstünlüğü kazandığı üstün kemal ve hünerindedir. Mal mülkte değil. Gerçek büyüklük ve gerçek üstünlük Allah'a kul olabilmektir. İnek ve merkeplerin çok olması değil. Beden gücüyle övünüp de ucuba kapılmış olmanın tedavisi. Beden gücüyle övünüp de ucuba kapılmanın tedavisine gelince, bu şahıs her şeyden önce Yüce Allah'ın geçmişte ona musallat etmiş olduğu hastalıkları düşünmelidir. Ansızın gelen bir ateşli hastalık nasıl da onun uykusunu kaçırıp gücünü elinden alabiliyor? Hastalıklar nasıl da onu yatağa düşürüp yürüyemez hale getirebiliyor? Bugün beden gücüyle övünen bu insanın vücudundaki bir damar bile düzgün çalışmayacak olursa, akla gelebilecek bütün çaresiz insanlardan daha çaresiz bir duruma düşebilir. Bir sineğin kendisinden çaldığı şeyi bile kendi gücüyle geri almaktan aciz olduğu halde, gücüyle övünen bir insan gerçekten akılsız ve ahmak bir kimsedir. Şu gücüyle övünen insanın kulağına küçük bir karınca girecek olursa, onun yarattığı acıdan gece gündüz feryadu figan eder, ayağına bir diken batarsa, onun verdiği acıya tahammül edemez ve düzgün yürüyemez hale gelir. Gözüne bir toz kaçarsa, yerinde oturamaz ve onun etkisiyle önünü göremez duruma düşer. Dahası, ansızın duyulan bir sesle korkuya kapılıp yerinden fırlayan, küçücük bir sivrisineğin veya başka bir maddenin bile hayatını sonlandırabilen bir insanın kendisine ariyet olarak verilen kas gücüyle övünmesi gerçekten de büyük bir akılsızlıktır. Bütün bunlar bir yana, bu insan beden gücü açısından ne kadar güçlü olursa olsun, bir mandadan, bir sığırdan, bir deveden ve belki de bir eşekten daha güçlü olacak değil ya. Bir kimsenin, bir mandanın, sığırın, devenin ve eşeğin bile kendisinden daha üstün olduğu bir şeyle övünmesi gülünç değil midir? Makam, mevki ve benzeri şeylerle övünüp de ucuba kapılmış olmanın tedavisi. Makam ve mevki sahibi olmayı, hükümdarlara yakın olmayı, geniş çevreli olmayı,
fazla hizmetkara sahip olmayı, evlat ve akrabalarının çok olmasını, mensup olduğu kabile ve aşiretin büyüklüğünü ve benzeri şeyleri övgü kaynağı edinip de bunlarla övünerek ucba kapılmak, maalesef bugün birçok dünya ehli insanların taşıdığı bir hastalıktır. Bu kimseler diğer insanları, özellikle de ellerinin altında olanları küçümserler ve herkesin kendileri karşısında boyun eğmesini beklerler. Dolayısıyla da diğer insanlar bu gibi kendini beğenmişlerin gururu altında ezilmekten kurtulamaz ve yaşamlarında birçok sıkıntıya maruz kalırlar. Oysaki bütün dünyevi imkan, riyaset ve güçler yok olmaya mahkumdur. Ve çoğunlukla da bu tür şeyler insan için vebal kaynağı olmaktan öteye gitmezler. Akıl gözüyle bakan bir insan, bütün bu dünyevi imkan, makam ve mevkilerin çölde susuz kalan kimseleri aldatan birer seraptan veya çocuk kafalı kimselerin tuzağa düşürüldüğü bir takım hayallerden başka bir şey olmadığını net bir şekilde görebilir. Bütün bu imkanlar, makam ve mevkiler bir göz açıp kapayacak kadar kısa bir süre zarfında terk edilmekte ve bütün bu ihtişamların sahibi olan kimse çok geçmeden kendini kabir yuvasında, kara toprak üzerinde yaptıklarının tutsağı olarak zelil ve yalnız olarak bulmaktadır. Artık orada ne eşi ona eşlik etmektedir, ne de evlatları, ne arkadaşları yardımına koşmaktadır, ne de elinin altındakiler, ne malı ona bir fayda vermektedir, ne de serveti, ne adı ve şöhreti onu orada yaşadığı zorluk ve sıkıntıdan kurtarmaktadır, ne de makam ve mevki. Akrabalarının, evlatlarının ve arkadaşlarının bu durumda onun için yapabilecekleri en son şey, ancak ve ancak ona gusül verip kefenledikten sonra mezarının kıyısına kadar taşımak ve mezarında onun narin vücudunu parçalayıp yiyecek olan yılanlar ve akreplerle onu baş başa bıraktıktan sonra evlerine geri dönmektir. Aslında hayat süreci içerisinde tekrar tekrar görüldüğü üzere bütün bu akraba, arkadaş, çevre, aşiret ve kabile dünya hayatı boyunca da ancak onların isteklerini karşıladığı sürece bu zavallı insanın etrafında dönüp dolaşırlar. Bu zavallı da onların etrafından dağılmaması ve sözünü onlara dinletebilmesi için kendisini dağa taşa vurup dinini ve dünyasını türlü tehlikelere sokarak ve helal haram demeyip Allah'ın öfkesini kazanarak bir şeyler elde edip onlara harcamak zorundadır. Öyle ki hizmetlerinde yıllarını harcadığı bu kimselerin yalnızca tek bir isteklerini yerine getirmez veya hizmette onlara karşı tek bir kusur ederse, bütün bu ona hoş görünmeye çalışan kimseler onun etrafından dağılıp gider ve orada burada onun arkasından onlarca olur olmaz laflar ederler. Durum bundan ibaretken çevre genişliğini, akrabanın ve arkadaşın çokluğunu ve aşiret ve kabilenin büyüklüğünü kendine övgü ve kıvanç vesilesi olarak görüp de bunlarla övünmek ve bunların varlığıyla ucuba kapılmak büyük bir akılsızlık değil de nedir? Akıl ve ferasetle övünüp ucuba kapılmanın tedavisi. Akıl ve ferasetle övünüp ucuba kapılmanın tedavisine gelince, bilmelisin ki akıl ve feraseti övgü sebebi edinmenin kendisi, kişinin akılsızlığının ve ahmaklığının en açık göstergesidir. Zira akıllı bir insan kesinlikle kendini beğenip ucuba kapılmaz. Tam tersine akıllı bir insan her zaman kendisini küçük görür ve kendi ferasetini yetersiz bulur. Akıllı bir insan olur da bir yerde en doğru kararı verir veya en doğru görüşü ortaya koyarsa bile bunu Allah'tan bilir ve bundan ötürü Allah'a şükreder. Ucbun en kötü türü aklıyla ve ferasetiyle bilinen insanların doğru bulmadığı, ancak kişinin cehli mürekkebe yakalanarak kendince haklı bulduğu görüşüyle övünmesi ve bu görüşlerinden ötürü ucba kapılmasıdır. Bütün bidat ve dalalet ehli insanların bunca yanlış yollara sapmış olmalarının sebebi de işte budur.
Bu insanların bu batıl görüşler üzerinde ısrarcı olmaları da onların bu batıl görüşler üzerinde kapılmış oldukları ucubdan kaynaklanmaktadır. İnsanlığın yaşam sürecinde ister birey ister topluluk açısından olsun ne yazık ki birçok kimseler kendi görüşlerinde ucuba kapıldıklarından yanlışlarını görememekte ve bu nedenle de batıl görüşler üzerinde ısrarcı olup helaka uğramaktadırlar. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Her fırka kendilerinde olanla sevinmektedir. Rum Suresi 32. Ayet. Allah Resulü de bu hastalığın ahir zamanda ümmetinde yaygınlaşacağını bildirmiştir. Ucbun bu türünü tedavi etmek diğer türlerden oldukça daha çetindir. Zira kişi kendi yanlışının farkında değildir. Aksi halde kesinlikle bu görüşü benimsemezdi. Hasta olduğunun farkında olmayan birisi nasıl kendisini tedavi etmenin yolunu tutabilir ki? Bu durumdaki bir insan kendi görüşünü beğenip ucuba kapıldığı için diğer insanların dediklerini de dinlemez ve onları bilgisizlikle suçlar. Bu hastalığın kısaca tedavi yöntemi ise kişinin kendi düşüncesini itham altına alması ve akli veya dini kesin bir kanıta ulaşmadığı sürece sahip olduğu görüşlere güvenmemesidir. Dini ve akli kesin delillere ulaşabilmek ve doğru görüşleri, yanlış görüşleri birbirinden ayırabilmekse, ancak kişinin kamil bir akıl ve sağlıklı bir algıya sahip olmasıyla ve bütün çabasını Kur'an-ı Kerim ve hadisler üzerinde düşünmeye ve ilim ehlinden yararlanmaya sarf etmesiyle gerçekleşebilir. Bütün bunlara rağmen bile insan hatalardan kurtulamayabilir. En sağlıklı yol, insanın kendi başına yanlış görüşler ve batıl düşünceler üzerine düşünmeyi bir kenara bırakıp vahiy hanedanının izinden gitmesidir. Kendini küçük görmenin üstünlüğü. Bilmeliyiz ki kendini bir şey sanıp da ucuba kapılmanın ve kendini beğenmişliğin karşısında kendini küçük görmek sıfatı yer almaktadır. Bu sıfat en değerli kemal sıfatlarındandır. Dünyada ve ahirette insana kazandırabileceği yararlarsa saymakla bitmez. Gerçek şu ki yüce bir değere ulaşan veya büyük bir makama varan herkes bu sıfat sayesinde o değeri elde edebilmiş ve o makama varabilmiştir. Hiç kuşkusuz Yüce Allah kendini küçük görerek tevazu gösteren kimsenin elinden tutup yüceltiyor. Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her insanın yanında iki melek vardır. İnsan kendini büyük sayıp üstünlük taslarsa bu melekler Allah'ım onu küçük düşür diye dua ederler. İnsan kendisini küçük görürse Allah'ım onu yücelt şeklinde dua ederler. Yine İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüce Allah Hazreti Musa'ya "Ey Musa, kullarım içinden konuşmak için neden seni seçtiğimi bilir misin?" diye vahyetti. Hazreti Musa "Neden ya Rabbi?" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah "Ey Musa, bütün kullarımın zahirine ve batınına baktım ve kullarımın içinde benim karşımda senin kadar kendisini küçük görüp tevazu gösteren birisini bulmadım. Ey Musa, sen namaz kılarken yüzünü toprağa sürüyorsun." buyurdu. Yine bir hadiste Hazreti İmam Musa Kazım'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüce Allah dağlara Nuh'un gemisini birinizin üzerine indireceğim diye vahyettiğinde bütün dağlar başlarını dikletip uzattı. Ama sizin yörenizde olan Cüdi dağı kendisini küçük gördü ve bu büyük dağlar varken Nuh'un gemisi benim mi üzerime inecek diyerek başını dikletip uzatmadı. Bunun üzerine Nuh'un gemisi göğsüyle Cüdi dağına saplandı. Ve Nuh, "Ey Rabbim, ıslah et" diye dua etti ve böylece Nuh'un gemisi Cüdi dağına inmiş oldu. Kendini küçük görmenin diğer bir faydası ise insanlar nezdinde saygınlık ve büyüklük kazanmaktır.
Hiç kuşkusuz bütün insanlar kendini küçük gören insanları severler ve kendini beğenen ve kendini büyük gören insanlara karşı ise uzaklık hissederler. 15. sıfat, kibir sıfatı. Gazap gücüne ait 15. rezile sıfatı kibir sıfatıdır. Kibir, insanın kendisini diğer birisinden üstün görmesi anlamındadır. Ucub ise, insanın kendisini beğenmesi ve büyük bir şahsiyet olarak sanması anlamındadır. Ucubda başka birinin olması şart değildir. Ancak kibirde kişi kendisini başkasından üstün gördüğü için başka birinin olması şarttır. Kibir insanın kalbindeki bir sıfattır, ancak dışa yansıyan bir takım etki ve görüntüleri de vardır. Kibir sıfatının dışa yansımış haline tekebbür veya kibirlenmek denmektedir. Kibir sıfatının dışa yansıması sonucunda kişi karşı tarafı küçümser ve kendini ondan üstün görmeye başlar. Dolayısıyla da örneğin o kimseyle beraber olmak, onunla aynı sofrayı paylaşmak, onun yanında oturmak ve onunla arkadaşlık yapmak istemez. Keza onun kendisine selam vermesini, yol yürürken kendisinin onun önünde yürümesini ve otururken ondan önce oturmasını ister. Yine konuşurken onun konuşmasına itina göstermez. Ona karşı küçümseyici sözcükler kullanır ve onun görüşlerine bir değer vermez ve bunun gibi nice olumsuz benzeri davranışlar sergiler. Kibirlenmenin etkilerinden birisi de yol yürürken böbürlenerek yol yürümektir. Ancak bu davranışların bir bölümü aynı zamanda haset, kin ve riyadan kaynaklanıyor olabilir. Şunu bilmeliyiz ki kibir sıfatı en büyük rezile sıfatlardandır ve insana yaşatabileceği olumsuzluklarsa saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Genel ve özelden nice insanlar bu hastalık sebebiyle felaket çukuruna yuvarlanmışlardır. Nice asrının büyükleri sayılan insanlar bu sıfat yüzünden bedbahtlık tuzağına düşmüşlerdir. Kibir, insanın yüce feyizler mertebesine ulaşmasını engelleyen en büyük hicap ve saadetler cemalini görebilmesini önleyen en büyük engeldir. Zira bu sıfat insanın güzel ahlak kazanmasına engel olur. Kibir sıfatına sahip olan kimse kendisini büyük görür. Dolayısıyla da alçak gönüllü olmak, halim olmak, nasihat dinlemek gibi birçok güzel sıfatlardan mahrum kalır. Buna karşılık haset ve gıybet gibi birçok rezile sıfatlardansa kurtulamaz. Aksine kibir sahibi bir insan kendi büyüklüğünü koruyabilmek için neredeyse bütün kötü sıfatlara bulaşarak ve bütün güzel sıfatlardansa mahrum ve nasipsiz kalmak zorunda kalır. Bu yüzden bütün ilahi dinlerde bu sıfat şiddetle yerilmiştir ve bu sıfatı yeren Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen hadislerse saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: onlar kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışırlar. Bu Allah katında da inananların yanında da en menfur şeydir. İşte Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini böyle mühürler. Mümin Suresi 35. Ayet. Diğer bir ayeti kerimede ise Yüce Allah şöyle buyurmuştur: İlahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise bunu inkar eder ve onlar büyüklük taslarlar. Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da kaçınılmaz olarak Allah bilir. Şüphesiz o büyüklük taslayanları sevmez. Nahl Suresi 22 ve 23. ayetler. Diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyurmuştur: yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden yüz çevirteceğim. Onlar bütün ayetleri görseler de yine onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görseler, yol olarak onu benimsemezler. Azgınlık yolunu görseler, hemen onu yol edinirler.
Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmalarından kaynaklanıyor. Araf suresi 146. ayet. Yüce Allah diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyurmuştur. Haydi, girin içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından. Kibirlenenlerin kalacağı yer ne de kötüdür. Nahl suresi 29. ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün. Kibirlenenler için cehennemde bir durak olmaz olur mu? Zümer suresi 60. ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. İsra suresi 37. ayet. Yine Hak Teala şöyle buyurmuştur. Bu zalimleri can çekişirlerken bir görsen. Melekler de ellerini uzatmış, çıkarın canlarınızı. Bugün Allah'a karşı söylediğiniz haksız sözlerden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız derler. İsra suresi 37. ayet. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurmuştur. Kalbinde bir hardal tohumu kadar kibir olan şahıs cennete giremez. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kendini büyük sanıp yürürken kibirli bir şekilde yürüyen kimse, Yüce Allah'ı mülakat ettiğinde Yüce Allah'ı kendisine kızgın bulacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Büyüklük benim cübbemdir, azametse benim peştemalimdir. Kim bunların birinde benimle çekişirse kesinlikle onu cehenneme atarım. Yine Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde iki kulağı, iki gözü ve bir dili olan korkunç bir baş cehennemden yukarı uzanacaktır ve şöyle diyecektir. Ben üç grup insanın azabıyla görevlendirildim. Kibirlenenler, Allah'a şirk koşanlar ve put yapanlar. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Yüce Allah üç grup insanla konuşmayacaktır. Onların kötü amellerini temizlemeyecektir ve onları çok büyük bir azap bekliyor. Yaşlıyken zina edenler, zalim yöneticiler ve fakir olduğu halde kibirlenenler. Yine Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ne kötü bir kuldur kibirlenip de haddini aşarak yüce ve cebbar olan Allah'ı unutan kul. Ne kötü bir kuldur ömrünü boş işlerle geçirip de mezarlığı ve orada çürüyen bedenleri unutan kul. Ne kötü kuldur haddini aşıp da zulmeden kul. Ne kötü kuldur başlangıcı ve sonu unutan kul. Yine Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet gününde bize en sevimli olan ve bize en yakın olanınız, en güzel ahlak sahibi olanınızdır. Ve kıyamet gününde bize en menfur olanınız ve bizden en uzak olanınız, çok konuşan, alaylı konuşan ve kibirleneninizdir. Yine Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kibirli insanlar kıyamet gününde karınca şeklinde mahşere getirilecekler ve Allah nezdindeki değersizlikleri sebebiyle bütün insanların ayakları altında ezileceklerdir. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cehennemde Hebhab isminde bir vadi vardır. Yüce Allah bütün kibirli insanları burada azap etmeyi kendisine farz etmiştir. Hazreti İsa şöyle buyurmuştur. Hak söz olarak söylüyorum size. Nasıl ki bitki ancak yumuşak toprakta kök salıp büyüyebilir, sert taşın bağrında ise kendine yer bulamaz, hikmet ve bilginlik de böyledir. Ancak tevazu ehli insanların kalbinde yer edip gelişebilir. Kibirli insanların kalbinde ise hikmete yer yoktur. Görmez misin? Kibirlenip de başını yüceltmeye çalışanların başı sert tavana çarpıp kırılıyor. Ancak aynı tavan başını eğip de tevazu gösterenlere gölge salıyor. Tevazu da böyledir.
Kim Allah için tevazu göstermezse Allah onu alçaltır. Kim de Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Rivayet edilir ki Hazreti Nuh ölüm döşeğine düştüğünde evlatlarını çağırdı ve onlara şöyle buyurdu. Sizi iki şeye yönlendiriyorum ve iki şeydense sakındırıyorum. Allah'a şirk koşmak ve kibirlenmekten sakındırıyorum. Ve la ilahe illallah ve subhanallah ve elhamdülillah demekle de görevlendiriyorum. Rivayet edilir ki bir gün Hazreti Süleyman kuşların, cinlerin, hayvanların ve insanların bir alanda toplanmasını emretti. Ve o alana 200 bin insan ve 200 bin cin toplandı. Bu arada üzerinde oturduğu sergi o kadar yüceldi ki meleklerin tesbih sesini bile duyar oldu. Sonrasında o kadar aşağı indi ki ayakları deniz suyuna dokunur gibi oldu. Buradayken şöyle bir ses duydu. Şu yanınızdaki kişinin kalbinde zerre kadar kibir olsaydı onu yücelttiğimden daha fazla yere batırırdım. İmam Cafer Sadık'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemde kibirli insanlar için Sakar isminde bir vadi vardır. Bu vadi sıcaklığının fazlalığını Allah'a şikayet edip nefes alması için izin istedi. Yüce Allah izin verince bir nefes aldı ve nefesiyle cehennemi yaktı. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Kibirli insanlar kıyamet gününde karınca şeklinde mahşere getirileceklerdir. Ve diğer kulların hesabı bitinceye dek insanların ayakları altında ezileceklerdir. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Kibirlenen herkes mutlaka kendisinde üzerini kibirle kapatmak istediği bir küçüklük gördüğünden kibirlenir. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Gökte insanları gözetmekle görevli iki melek vardır. Kim tevazu ederse onu yüceltirler ve kim de kibirlenirse onu küçük düşürürler. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Mel'un zorba insan, insanları küçük gören ve hakkı bilmeyen kimsedir. Yine İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Her bir kulun başında mutlaka bir bağ vardır. Bir melek de onu elinde tutmaktadır. Kul kibirlendiği vakit o melek ona, aşağılara düş, Yüce Allah seni zelil etmiştir der. Bunun üzerine bu kul kendisini diğer tüm insanlardan üstün gördüğü halde insanların gözünde hakir ve değersiz bir insan olur. Ancak kul tevazu yolunu tutar ve kendisini küçük görürse o melek ona yücel, Allah seni yüceltmiştir der. Bunun üzerine bu kul kendisini diğer insanlardan küçük gördüğü halde insanların gözünde çok yüce ve değerli bir insan olur.